Evet, demek ki tüketici dengesi statik bir dengeymiş. O zaman gelir değişirse ne olur? Zevk ve tercih değişirse ne olur? Fiyatlarda bir değişiklik meydana gelirse ne olur? Bunları değerlendirmek zorundayız. O yüzden öncelikli olarak şimdi gelin bu denge noktasını değiştiren faktörler üzerindeki analizlerimizi yapmaya başlayalım. Tüketici dengesini değiştiren faktörler diyor. Bu faktörleri incelerken de hangi faktörü incelersek 3 tane temel unsur vardı dikkate alınacak olan. Hangi faktörü inceliyorsam örneğin zevk tercihlerdeki değişme diyorsam diğer iki koşulu yani neleri malların fiyatlarını ve tüketicinin gelir düzeyini sabit varsayacağım. Öyleyse malların fiyatları aynı olacak. Tüketicinin de gelir düzeyinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Tüketici geliri de aynı şekilde sabit kalacak. Bu durumda mal düzlemimizi yine oluşturalım. Başlangıçta tüketicimizin bir denge koşulunda olduğunu varsayarak hareket edelim. Örneğin tüketici şöyle D1 gibi bir konumda Y1 kadar Y malını, X1 kadar da X malını tüketerek dengede olsun. Diyelim ki soğuk içecekler yatay eksendeki x malımızı temsil etsin. Sıcak içecekler de dikey eksendeki y malımızı temsil etsin. Ve yaz ayındayız. Yaz aylarında daha fazla soğuk içecek, daha az sıcak içecek tüketmek kaydıyla ne yaptım? Dengeye geldim. Havalar soğudu kış dönemine geldik. Tercihlerimde değişiklik ortaya çıkmaya başladı. D2 gibi bir noktaya daha fazla sıcak içecek, buna karşılık ise daha az soğuk içecek kullanacak şekilde dengemi kaydırdım. Peki şimdi bakalım bu dengede ortaya çıkan unsurlara. Acaba Toplam faydamızda bir değişiklik var mı? Dikkat ederseniz toplam faydanın değişebilmesi için farksızlık eğrisinin paralel bir şekilde sağa veya sola hareket etmesi gerekiyor. Toplam fayda aynıdır. 2. Acaba marjinal ikame oranında bir değişiklik var mı? Marjinal ikame oranı arkadaşlar Eğri üzerinde, farksızlık eğrisi üzerinde hareket edilirse değişir. Şuralarda bütçe doğrusu üzerinde kaldığınız o teyitlerde bakın açı değişmiyor bütçe doğrusunun eğimi. Bu nedenle buralarda da marjinal ikame oranları değişmez. Aynıdır. Peki ne değişti? Sadece farksızlık eğrisinin arkadaşlar yeri değişir. sadece farksızlık eğrisinin yerinde bir değişiklik söz konusu olur. Bu da tercihinize bağlı olarak ortaya çıkan bir değişmedir. Elde ettiğiniz toplam fayda veyahut da marjinal ikame oranında herhangi bir değişiklik yoktur. İktisatçılar son dönemde bunun üzerinde de duruyorlar. Ama matematiksel olarak bir değişikliğin ortaya çıkmadığını görebiliyoruz. Ama deniliyor ki işte ben bir malı daha fazla tercih ediyorsam o maldan daha çok fayda elde etmişimdir. Toplam faydam o zaman değişim gösterir diye hareket ediyorum. Ama unutmayın ki bir malın miktarını arttırırken diğer malın miktarını da azaltarak hareket ettiğinizden toplam faydanızda marjinal ikame oranınızda herhangi bir değişiklik ortaya çıkmamaktadır. Burada çok çok önemli dikkat etmenizi istediğim bir başka nokta da özellikle çok sık sordukları için bütçe doğrusu ile ilgilidir. Malların fiyatlarını sabit tuttuğunuz için de arkadaşlar bütçe doğrusunun eğiminin de değişmeyeceğini özellikle bildirmek zorundayız burada. Bunda da bir değişim olmaz. Genelde çünkü denge noktasındaki değişmeleri bütçe doğrusunun yatık ya da dik olmasıyla ilgili bazı faktörlere bağlı türetip sordukları için özellikle dikkat edin. Peki aldık buradan sekve tercihler tamam. Malın fiyatını değiştirelim. Fiyatlar değiştiği zaman ne tür etkiler ortaya çıkabilir? Bunu oluşturmaya çalışalım. Bakalım hangi sonuçlara nasıl ulaşabiliriz? Bunu değerlendirelim. Geldim ikinci değişikliği yaratacak unsura o zaman. Malların fiyatlarındaki değişmeye Şimdi malların fiyatlarındaki değişmeyi inceliyorsam üç koşul vardı. Diğer ikisini sabitleyeceğim. Zevk, tercihler ve aynı zamanda tüketicinin geliri sabit olacak. Bir de analizi daha rahat yapabilmek için bir üçüncü faktör daha ekleyelim. Dikey eksende kullandığımız y malının fiyatını p y ile sabit kabul edelim. Gelin bir sayısal değerleme yapalım. Başlangıç koşulu belirleyelim. Bütçem 1000 lira olsun. X malının fiyatı 10 lira olsun. Y malının fiyatı 20 lira olsun. Yine düzlemimizi oluşturarak hareket ediyorum. Bu düzlemde nasıl değerlendirme yapacağımızı sadece başlangıç koşulumu dikkate alacağım. Farksızlık eğrilerini çizmeyeceğim. Bütçe doğrusu ile ilgili değerlendirme yapacağım. Örneğin 1000 liralık gelirde fiyatı 10 lira olan X malından 100 adet alabiliyorsunuz. 1000 liralık gelirinizi de fiyatı 20 lira olan Y malından 50 adet alabiliyorsunuz. Ve şu anki konumu alfa olarak ifade edersem benim alfam yani bütçe doğrumun eğimi ilk ifadesini eksi px bölü py olarak alırsam 10 bölü 20'den eksi 1 bölü 2. Bu bizim başlangıçtaki ilk konumumuz olarak karşımıza çıksın. Şimdi bir konum değişikliği yapalım. Örneğin X malının fiyatı artarsa yeni bir konum oluşsun. PX1 arkadaşlar 20 lira olsun. Bakın PY'yi sabit tutuyordum Y malının fiyatını. Dolayısıyla bütçe doğrusunun Y eksenini kestiği yerde bir değişiklik olmayacak. Ama şimdi gelirim sabitti. 1000 liralık gelirim ile X malının fiyatının 20 liraya çıkması konumunda satın alabileceğim X malı miktarı 50 birime düşmüş oldu. Yani bütçe doğrusu fiyatı değişen mal ekseninde orijine daha yakın hale geldi. Px artarsa dedik, o zaman bütçe doğrusu nerede? X ekseni üzerinde nereye doğru? Orijine doğru kayar. Peki orijine doğru bu hareketi gerçekleştirdik. Şimdi burası da beta gibi bir nokta olsun. E beta'yı alırsam eğimini tamam eğimi Evet. Hani bütçe doğru eğimi Px bölü Py idi. Eksiydi doğru ama artık Px1 bölü Py olarak alacağım. Ne oldu? X malının fiyatı 20 liraya çıktı. Y malının fiyatı da 20 liraydı. Eğim eksi 1 oldu. Yani benim eğim düzeyim ne yapmış oldu? Arttı. O zaman x malının fiyatı artarsa Bütçe doğrusu x ekseni üzerinde orijinal doğru kayar ve bütçe doğrusunun eğimi artar. Öyleyse birinci değerlendirmede buna dikkat ediyoruz. Bir. Peki tersi bir uygulama yapalım. Px, x malının fiyatı azalırsa Örneğin Px2 gibi bir konumda fiyatın 5 lira olarak gerçekleşirse. Bu durumda gelir düzeyim aynı. Ama artık 5 liradan hareket ediyorum. Alabileceğim x malı miktarım 200 birime çıktı. Satın alabileceğim x malı miktarı arttı. Dolayısıyla bütçe doğrusu fiyatı değişen bu mal eksenimde bu sefer orijin noktasından uzaklaşarak hareket etti. Burayı da teta gibi bir açıyla verelim. O zaman ne oldu? X malının fiyatı azalırsa bütçe doğrusu yine fiyatı değişen mal ekseninde hareket ediyorum. Bütçe doğrusu X ekseninde ya da X ekseni üzerinde orijinden uzaklaşır. Hemen eğimine bakıyorum. Px 2 bölü Py'ye dikkate alacağım şimdi. Eksi 5 bölü 20'den hareket edersem eksi 1 bölü 4 olacak. Yani bütçe doğrusunun eğimi azalacak. İşte bizlere soru geldiği zaman özellikle bütçe doğrusunun eğiminin azalması veya artması unsurlarını dikkate almak kaydıyla bütçe doğrusunun daha yatık ya da daha dik olması konumlarını soruyor. Bütçe doğrusunun eğimi artıyorsa bütçe doğrusu dikleşir. Eğer bütçe doğrusunun eğimi azalıyor ise bütçe doğrusu arkadaşlar yatıklaşır. Şu an sadece bütçe doğrusunun eğiminde ortaya çıkan değişmeleri buradaki grafiğimizde yansıtmış durumdayız. Tabii ki bu bütçe doğruları üzerinde tüketicinin elde ettiği fayda konumları da var. Buna göre denge noktalarında da değişmeler ortaya çıkıyor. O zaman şimdi gelin mevcut olan bu fiyat değişmeleri sonucunda tüketicinin mallar arasındaki tercihlerinin nasıl değişim gösterdiğine, tüketici denge noktasının nasıl değiştiğine bir bakalım. Bu değişen denge noktalarından hareket etmek kaydıyla da acaba bir eğri elde edilebiliyor mu? Bunu inceleyelim. Öyleyse her bir denge sürecini bütçe doğrusu üzerinde gösterecek şekilde. Basit bir konumda hareket edelim. Yine mal düzlemimde değerlendirmemi yaptım. Başlangıç konumumu aldım. Başlangıçta diyelim ki D1 gibi bir konumda Y1 kadar Y malına karşılık X1 kadar da X malını tüketerek dengedeyim. X malının fiyatı artarsa şimdi x malının fiyatı artarsa benim aynı gelir ile satın alabileceğim x malı miktarım azalacağından dolayı bütçe doğrusu orijine doğru kayacak. Tamam. Peki ne dedik bakın? X malının fiyatı artarsa satın alınacak X malı miktarı azalır. O zaman şimdi ben ikinci dengeyi gösterirken çizeceğim dengede x malının miktarının azalmasını ve aynı zamanda x malının fiyatı arttığı için fiyatı artan mala talebin azaldığını söylediğinize göre diğer maldan da daha fazla tüketecek şekilde yani ikameyi dikkate alacak şekilde yeni dengeyi çiziyor. Bakın y malının miktarı ne yaptı? daha fazla oldu. X malının fiyatı arttığı için de X malından satın aldığım miktarı da ne yaptım? Azalttım. Diyelim ki X malının fiyatındaki artış devam etsin. Her defasında bu orijine doğru yaklaşacak ve bir noktada artık bütçe doğrusu bir bütün olarak Y eksenine arkadaşlar çakışacak. Y ekseniyle aynı düzeyde kalacak. İşte o zaman ben bu denge noktalarını birleştirecek bir eğri çizmek istiyorsam bu eğrinin başlangıç noktası gelirin tamamının sadece ye malına harcandığı noktayı gösterecek. İşte bu noktaları birleştirdiğiniz zaman da elde edeceğiniz eğri fiyat tüketim eğrisi adını alacaktır. Fiyat tüketim eğrisi. Aldım. Bakın bu noktaları D1'i, D2'yi birleştirecek şekilde şöyle baş harflerini alıyorum. Fiyat tüketim eğrisini çizdim. Nereden başlıyormuş demek ki fiyat tüketim eğrisi? Fiyatı sabit tutulan mal ekseninden başlıyormuş. Peki fiyat tüketim eğrisi neyi gösteriyormuş bize? Malların fiyatlarında meydana gelen değişme sonucu ha, Demek ki malların fiyatlarında meydana gelen değişme sonucu oluşan yeni denge noktalarını birleştiren. eğriye bundan sonra fiyat tüketim eğrisi adını vereceğiz dikkat ediyoruz. Nedeki değişiklik? Fiyatlardaki değişiklik. Neyi veriyor? Fiyat tüketim eğrisini veriyor. Fiyat tüketim eğrisi nereden başlıyor? Fiyat tüketim eğrisi fiyatı Sabit tutulan mal ekseninden başlar. O zaman fiyatı sabit tutulan mal ekseninden hareket edip değerlendirdiğimizi unutmayalım. Bu son derece önemli bir eğridir. Çünkü fiyat tüketim eğrisinden hareket ile bireysel talep eğrisi elde edilir. Bireysel talep eğrisinden hareketle de piyasa talep eğrisine ulaşılır. O yüzden Bizim negatif eğimli çizdiğimiz talep eğrilerinin aslında ortaya çıkış noktası fiyat tüketim eğrisidir. İktisatta çizdiğimiz her grafiğin bir ortaya çıkış noktası vardır. Buna göre bir değerlendirmesi ve çizimi olur. İşte bu yüzden şimdi biz fiyat tüketim eğrisinden talep eğrisini nasıl elde ediyoruz? Buna bir bakalım. Daha sonra çünkü talep analizini yaptığımızda talep eğrisini direkt olarak çizeceğiz ama talep eğrisinin nereden geldiğini, neye göre bir yorumlama yapıldığını da unutmamamız gerektiğini hatırlatalım. O zaman gelin fiyat tüketim eğrisini alalım ve fiyat tüketim eğrisinden önce talep eğrisini nasıl çıkartabiliyoruz? Buna bakalım. Fiyat tüketim eğrisinden talep eğrisinin elde edilmesi. Bakın biraz önceki yapıyı aynen alıyorum. Önce fiyat tüketim eğrisini çizeceğim. İki malla bir düzlemde. Bunun hemen diğer bir uzantısında yeniden bir altına grafik ekleyeceğim. Buna göre oluşacak olan talep fonksiyonumuzu belirlemeye çalışacağım. Başlangıçta D1 gibi bir konumdaydım. Y1 kadar Y malına karşılık X1 kadar X malını kullanıyordum. X malının fiyatı artarsa dedi. Ha demek ki ben neyi inceleyeceğim? X malının fiyatıyla X malının miktarı arasındaki ilişkiyi ortaya koyacağım. O zaman ikinci grafikte yatay eksenim X malının miktarını dikey eksenim X malının fiyatını gösteriyor. D1 noktasındaki konumu da diğer grafiğime aktararak QX1 kadar tükettiğimi ve rastgele herhangi bir noktasından var olan buradaki Px1 gibi bir fiyat düzeyini dikkate alarak D1 noktasını buraya veriyor. X malının fiyatı artarsa dedik. X malının fiyatı artarsa benim aynı gelirim ile satın alabileceğim X malı miktarımda bir azalma meydana geleceği için bütçe doğrusu orijine yaklaşıyordu. Ve aynı zamanda fiyatı artan maldan alacağım miktar azalıyor. Diğer maldan elde edeceğim miktarım ise artıyor. Dolayısıyla ne oldu? Y'deki miktarım arttı. X malının fiyatı arttığı için X malından tükettiğim miktar Qx2 gibi bir konuma azaldı. Neden miktarım azaldı? Çünkü X malının fiyatı arttı. O zaman PX2 gibi daha yüksek bir fiyat düzeyine dikkate alacak şekilde yukarıdaki D2 noktasını da aşağıya taşıyorum. İşte bu D1 ve D2 noktalarını birleştirerek hareket ettiğinizde de bulmuş olduğumuz eğri bireysel talep eğrisini. Yani bizim kısaca D ile ifade ettiğimiz eğri düzeyimizi göstermiş oluyor. Öyleyse artık fiyat tüketim eğrisinden bireysel talep eğrisini elde ettiğimizi unutmayın. Burada tamamlamadık ama isterseniz daha sonra da esneklik konusunda çünkü tekrar bunu çizeceğim için şöyle fiyat tüketim eğrisini de tamamlayarak hareket etmiş olalım. Talep eğrisinin D ile tanımladığımız artık o talep eğrisinin de nereden elde edildiğine özellikle arkadaşlarım artık dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Dedik ki bireysel talep eğrisinden de ne elde edilir? Piyasa talep eğrisi. O zaman bizim hep çizdiğimiz o negatif eğimli diye alıp da değerlendirdiğimiz, ortaya koyduğumuz, gökten indirdiğimiz talep eğrisi fiyat tüketim eğrisinden elde edilmekteymiş. Şimdi fiyat tüketim eğrisinden bireysel talep elde ettik, doğru. Ama bu bir birey için geçerli. Oysa o fiyat düzeyinde farklı bireylerin de o malları olan talepleri söz konusu olduğu zaman Fiyatın 10 lira olduğu bir ortamda piyasada toplam ne kadar mal satıldı ya da talep edildi dediğiniz zaman ne yapmamız lazım? Piyasadaki talep eğrisini ortaya çıkarıp hareket etmemiz gerekiyor. O zaman şimdi ne yapıyorum? Bireysel talep eğrisinden piyasa talep eğrisine nasıl geçilir bunu belirliyorum. Öyleyse bireysel talep eğrisinden dedik piyasa talep eğrisine geçiş. Piyasada geçerli koşulu vererek hareket edeceğim için iki birey düşüneyim. Önce A bireyi için oluşturalım. B bireyi için bireysel talep eğrisi oluşturalım ve en son piyasa koşulu altında değerlendirme yapalım. Fiyat ve miktar arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunuza göre diyelim ki A1 için hatta eksenleri keserek çizeceğim ki daha rahat sonucun ne olduğunu görün, hareket edin. B1 için yine aynı şekilde hareket ediyorum. Yine eksenleri keserek birazdan fiyatlandıracağım. E piyasada geçerli olan fiyat ve miktar düzeylerine dikkate alacağım için de piyasa içinde geçerli bir talep yapısını oluşturmuş olalım. Atıyorum. A1'i fiyatın 40 lira olması konumunda bu maldan talep etmiyor. Ama diyelim ki fiyat 30 liraya indiği zaman bu maldan 11'im kullanıyor. Fiyat? 20 liraya indiğinde bu maldan 30 birim kullanıyor. Fiyat diyelim ki 0 olduğunda da bu maldan 40 birim tüketiyor. Aynı şekilde B bireyi malın fiyatının 45 lira olması konumunda bu maldan almıyor. Fiyat 40 lira olduğunda bu maldan 5 birim kullanıyor. Fiyatın 30 lira olması konumunda diyelim ki bu maldan 15 birim kullanıyor. Fiyatın 25 lira olması konumunda diyelim ki bu mal düzeyinden 30 birim alıyor. Fiyat 20 lirayken bu maldan 40 birim tüketsin ve fiyatın 0 olması konumunda da 60 birimlik tüketim yapsın. Bireysel talep eğrilerinden piyasa talep eğrisine geçildiğinde piyasada oluşan fiyatlardan en yüksek olanından en düşük olanına doğru önce fiyat ekseninde fiyatlar sıralanır. 45 benim en yüksek fiyat düzeyimde. 40 30 25 20 piyasada bu mallar için geçerli fiyatlardı. Bundan sonra yapmanız gereken arkadaşlar her fiyat düzeyinde bireylerin yaptığı talepleri dikkate alıp bunların toplam değerlerini yatay eksene, miktar eksenine aktarmak olacak. 45 birim fiyatta her ikisinde de talep yok. Fiyat 40 iken A'nın talep miktarı 0, B'nin talep miktarı 5. O zaman piyasada fiyatın 40 lira olması konumunda toplam olarak bu maldan talep edilen 5 birim olduğunu ifade edebiliyor. Fiyat 30 lira olduğu zaman bakıyorum A bireyinden 10 birim, B bireyinden 15 birim talep var. Yani 25 birim benim toplam piyasada bu fiyatta talep edilen miktarımı verir. Fiyatın 25 lira olması konumu dikkate alındığı zaman. Bakıyorum A bireyinin 25 lirada herhangi bir talebi yok iken B bireyi 30 birimlik bir talep yapmış. Piyasada bu fiyatta 30 birim mal talebi gerçekleşmiş diyor. Ve fiyatın 20 lira olması durumunda da A baktığım zaman 30 birim, B 40 birim. Yani 20 liralık fiyatta toplam 70 birimlik mal satılmış. Fiyatın sıfır olması konumunda yani miktar eksenini kestiğimiz nokta dikkate alındığında ise toplam 100 birimlik mal talebinin gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz. Demek ki arkadaşlar bireysel talep eğrisinden piyasa talep eğrisine geçişi gerçekleştirirken önce en yüksek değerden en düşük değeri doğru fiyatları sıralıyor fiyat eksenini. Ve bu fiyat düzeylerinde denk gelen talep miktarlarının da toplamlarını miktar eksenine aktarmak kaydıyla yani yatay toplamı almak kaydıyla ne yapıyorum? Piyasa talep eğrisinin miktar ekseninde var olacak değerlerini oluşturmaya başlıyor. Bu özellikle fiyatta meydana gelen değişmenin tüketici dengesinde yaratmış olduğu bir etkiydi. Şimdi gelin Fiyatı sabit tutalım. Zevk ve tercihleri sabit tutalım. Acaba tüketicinin geliri değişirse ne olur? Bunun etkisini oluşturmaya çalışalım. Öyleyse geliyorum yine tüketici dengesini değiştiren üçüncü faktöre. Neydi? Tüketicinin gelirinde meydana gelecek olan değişme tüketicinin gelirindeki değişmeyi dikkate aldığım zaman bu durumda diğer iki faktörü sabit tuttuğumu yalnız unutmayacağım. Malların fiyatları bir de zevk ve tercihler. Bunlar sabit. Başlangıç koşulunu yine veriyorum. 1000 liralık gelir düzeyim var. X malının fiyatı 10 lira. Y malımın fiyat düzeyi 20 lira. Yine mal düzlemimi X ve Y mallarından oluşacak şekilde belirliyorum. Başlangıçta yine faydaları dikkate almayacağım. Sadece bütçe doğrusunu çizeceğim. Bakın X eksenini kestiğim nokta 1000 bölü 10'dan 100 birim y eksenini kestiğim nokta 1000 bölü 20'den 51. Im. Ve şu anki koşulda buna da alfa diyelim. Mevcut olan bütçe doğrumuzun eğimi nedir? Baktığınızda ister 10 bölü 20 deyin ister 50 bölü 100 deyin arkadaşlar. 1 bölü 2 olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi gelelim benim gelir düzeyim 2 bin lira olursa, artarsa. Şimdi gelir düzeyim 2 bin lira olduğunda. Malların fiyatları değişmiyor. Fiyatlarda bir değişiklik söz konusu olmadığı için bu sefer bu gelir ile satın alabileceğim X malı miktarı 200 birime. Satın alabileceğim Y malı miktarı 100 birime çıkıyor. Yani gelirim iki katına çıktığında satın alabileceğim mal miktarları da dikkat edin. iki kat artıyor. Şimdi buradan hareket etmek kaydıyla alıyorum. Buradan paralel bir şekilde bütçe doğrusunu sağa kaydırıyorum. Demek ki gelir artışı paralel olarak bütçe doğrusunu nereye kaydırdı? Sağa. Kaydırıyor. Tabi burada bu kayma ve hareketi değerlendirirken de dikkat etmenizi isteyecekleri nokta nasıl hareket ettiği, eğimin değişmediğini unutmayın. Yani ne oldu? Paralel hareket ettiğimiz için bütçe doğrusunun eğimi değişmedi. Bütçe doğrusunun eğimi değişmez. Peki bütçe doğrusunun eğimini değiştirmiyorsak gelir azalsaydı ne olacaktı? Örneğin M2 gibi bir konumda 500 liraya gelir düzeyim düşmüş olsaydı alabileceğiniz miktarlar yarı yarıya azalacak. X'ten 50 birim, Y'den 25 birim azalacak. Bu sefer gelir azalışı da bütçe doğrusunu paralel bir şekilde sola kaydırmış olacak. Demek ki paralel olarak değerlendirdiğimizi, incelediğimizi unutmayın. Paralel olarak bütçe doğrusunu bu sefer sola kaydıracaktı. Eğim değişmeyecekti. Dikkat edeceğiniz nokta. Eğimde herhangi bir değişiklik ortaya çıkmıyor. Bakın zevk ve tercihler ile tüketicinin gelirindeki değişiklik bütçe doğrusunun eğiminde herhangi bir etki yaratmıyor. Evet gelir Artarsa bütçe doğrusu sağ. Azalırsa sola dedik. Ama gelirim arttığı zaman daha fazla mal alabilirim. Daha fazla mal alabiliyorsam benim elde edeceğim faydam da bu sefer artacaktır. Gelirim azalıyorsa e, tüketebileceği mal miktarında bir azalma meydana geldiği için de elde edeceğim fayda düzeyim düşmüş olacaktır. O zaman bu gelir değişmeleri üzerine faydaları gösterecek olan unsuru da ekleyerek hareket edelim. Yalnız Mallar arasındaki tercihimizde bir değişiklik olmadığını, zevk ve tercihi sabit tutacak şekilde. Yani 1x2y ise gelir arttığında 2x4y şeklinde. Bu oransal yapının değişmediğini düşünerek hareket edip değerlendirelim. Çünkü eğer tüketicinin geliri arttığında herhangi bir şekilde bir mala daha fazla eğilimini yükseltecek olursa Çizeceğimiz eğrinin yapısında da değişiklik oluşur. Zevk ve tercihlerdeki sabitlik varsayımını da ortadan kaldırmış oluruz. O zaman gelin tekrar denge noktasını alıyorum. Aynı şekilde hareket etmek kaydıyla. Bir tarafta y ve x mallarını aldık. Sadece tek harekete dikkate alacağım. Benim başlangıçtaki bütçe doğrum şöyle olsun. Denge konumumu da çizerek hareket edeyim. D1 gibi bir konum olsun. Ve ben tüketicinin gelirinin arttığını varsayıyorum. Bütçe doğrusu paralel bir şekilde sağa doğru kayıyor. Tercihte bir değişiklik olmayacağı için bunu da paralel bir şekilde oransal değişim olmaması için D2 gibi şöyle bir konuma atıyorum. Şimdi dikkat edin bakalım tüketicinin burada geliri değişti. Gelirindeki değişmeye bağlı olarak arttığı için gelir daha fazla X ve Y malı kullandı ve bütçe doğrusu orijinden uzaklaşacak şekilde hareket etti. Güzel. Peki hiç geliri olmasaydı bu tüketicinin? O zaman ne X ne Y malı alamazdı. Bu durumda tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmeler sonucu. Tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmeler sonucu oluşan yeni denge noktalarını birleştiren eğriye bu sefer gelir tüketim eğrisi denir diyerek hareket edelim. O zaman değişen gelir olduğunda gelir tüketim. Fiyat olsaydı fiyat tüketimi. Ama yine baş harflerini kullanıyorum. Gelir tüketim eğrisi gelir sıfır olduğunda hiç mal alamayacağım için orijinden başlar. Aldım. Zevk ve tercihlerin değişmeyeceğine de dikkate alarak orijin noktasından başlayarak gelir tüketim eğrisini çizdim. Eğer tüketicinin geliri arttıkça örneğin X malına olan talebi daha fazla artıyor olsaydı o zaman gelir tüketim eğrisi arkadaşlar X malı eksenine doğru yatacaktı, hareket edecekti. Veya Y malını tercih ediyor olsaydı gelir tüketim eğrisi Y malı eksenine doğru kayacaktı. O zaman dikkat ediyoruz. Gelirdeki değişme sonucu tüketici bir malı daha fazla tercih ederse gelir tüketim eğrisi o mal eksenine yaklaşır. 练了。